Neymiş ismi? Termograf. Sıcaklığı ölçer. Şu gördüğünüz alet? Higrograf. Bu da nemi ölçer. Şu alttaki de higrograf yalnız bu kitap olan yerlerde, yani bir oda dolusu kitap olan yerlerde rutubet nem olmaması olduğu zaman bu da odanın sıcaklığını ölçer. Şu gördüğünüz alet aktinograf radyosun miktarını ölçer. Tamam, sizi daha başka yere de götüreceğim, tamam mı? Yalnız dinleyin ama. Tamam. Şu gördüğünüz alet heliograf güneşten gelen ışınlarını otomatikmen şu yazıcıya ısıtır, tamam mı? Bunu yakar yani. Gece akşam gündüz saat 7-14-20 rastlarında biz bunlara bakıyoruz. Hesabını da bununla yapıyoruz. Güneşten gelen ışınlarını bunu arkasına taktığımız zaman otomatikmen bunu yakıyor yani. Baştan başlıyor, sonuna kadar yakıyor. Şu gördüğünüz alet termograf, bu da sıcaklığı ölçer. Şimdi çocuklar, Ramiye, şimdi bana iyi bakın buraya, tamam mı? Ramiye biraz geri. Tamam mı? Bakıyorsun değil mi? Şu gördüğünüz alet, birisi kuru termometre, birisi ıslak termometre, tamam mı? Şunu çevirdiğimiz zaman her saat başında rastlarda, saat başına 10 kare rastlat yaptığımız zaman şu ıslak termometre, bak ıslağı burada, tamam mı çocuklar? 10 dakika sonra bu çalıştığı zaman biz bunu ölçeceğiz yani. Biri ıslak termometre, biri kuru termometre. Güzel mi? O piyograf. O da yağışı ölçer. Şimdi onu da size göstereceğim. Evet. Şimdi çocuklar, şu gördüğünüz kuru termometre günün en yüksek sıcaklığını ölçer. Sen oku bakayım bir dereceyi. Görebiliyor musun? Hocam bunu okul öncesi öğrenmesi. Neymiş bunun ismi? Aferin, kuru termometre. Günün en yüksek sıcaklığını ölçer. Şu gördüğünüz bu da termometre, yerin sıcaklığını ölçer. Her sabah akşam saat 6.30'da biz bunu toprağın üstüne, 10 santimlik toprağın üstüne bırakırız, tamam mı? Toprak sıcaklığını ölçer burada. Şimdi buradakiler antika olduğu için rastlat farkında otomatikmen bizim bir sistemimiz var. Oradaki bilgileri otomatikmen bilgisayara aktarıyor. Biz oradan her saat başında 10 kadar rastlat yapıyoruz. Uluslararası yan yapıyoruz. Şu anemometre rüzgarın yönünü ölçer. Ayrıca altta otomatikten şu sisteme geldi. Bu döndüğü zaman şimdi dışarıda size göstereceğim onu. Tamam mı? Otomatik istasyonda. Bu da rüzgarın yönünü ölçer yani. Altta bir cihazımız vardı. Şu gördüğünüz alet var ya, bak şu onun aleti. Evet. Lambda. Lambda. Şimdi öndekiler biraz geriye çekilsin. Biraz geriye mi? Gelin, arkadakiler. Şunun ismi, şu gördüğünüzün ismi kar bastonu. Bu da kar ölçer. Kar bastonu.
Evet. Neymiş? Hayvan. Evet. Şu gördüğünüz çocuklar, şu gördüğünüz 50 santimlik termometre. Şimdi Rasat Parkı'nda ben toprağın sıcaklığını ölçeceğim. Orada siz bakarsınız, tamam mı? Bu 50 santimlik. Şu da 1 santimlik yani. Bir metre, şu da yarım metre. Bu da toprağın altındaki sıcaklığı ölçer. Doğalgazcılar bizlere her gün saat 3.30'da ara yerin sıcaklığını alırlar bize. Ona göre doğalgaz ayarlar. Çocuklar, şu gördüğünüz metre kareye düşen yağışı ölçer. Yağış yağdığı zaman, şimdi Rasat Parkı'nı da size göstereceğim orada. Her şeyini orada var. Bunun da içine suyu koyup metre kareye düşen yağışı ölçer. Şimdi çocuklar, ben size bir şey söyleyeyim. Bakın beni iyi dinleyin. Bizler havalanlarında çalışıyoruz. Ben kuleciyim havalanlarında. Sadece meteoroloji yağışı ölçen, kara ölçer değildir. Tamam mı çocuklar? Biz her sabah pilotlara bir bilgi veririz. Alt tabanı, üst tabanı, kaç bitikte uçacağını, sistemin nerede olduğunu, şu gördüğünüz bulutlar, alçak bulut, orta bulut, yüksek bulut. Mutlaka pilotların bu bulutları bilmesi lazım. Gördünüz mü bulutları? Ama bunlar da bulutlar, ateş ölçeri var ya. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Yapın biraz uzak durun. Çocuklar, bana doğru yaklaşın. Daha rahat görürsün. Gelin bak, melek bana doğru gel. Melek. Bana. Elisa, sen bana doğru gelin. Uzak durun. Buradan bakalım hep birlikte. Bakın çocuklar, bu barometre, bu gördüğünüz barometre karanlık odada olan bir barometre. Uçaktaki basınçla bizim buradaki basıncın aynı olması lazım, meydandaki basıncın, havalandaki. Yani 1 milibar noksan olsa otomatikman uçak yere çarpar. Sadece meteoroloji dediğim zaman, yani yağış ölçen, kar ölçen, hava nasıldır? Sadece bu değildir yani. Gördünüz mü çocuklar? Büyük olan kim bu? Gel bakayım. Şurayı okuyabiliyor musun? Bak burada bir civa var. Biz okumayı yazmalıyız. Evet. Biz okumayı yazmalıyız. Ben de okumayı yazmalıyız.